Mutlu akşamlar sevgili Artı TV izleyicileri. Bir Bu Arada programıyla daha karşınızdayız. Bugün konuşacağımız konu, bugün biliyorsunuz yarın Türkiye'de önemli temaslar var. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Trump'ın Bolton ve Suriye'deki bu artık tırnak içinde mücadeleyle ilgili özel temsilcisi Jeffrey ve Genelkurmay Başkanı Dunford buradalar ve yarın önemli bir takım temaslarda bulunacaklar Türkiye ile. Neden? Bir süre önce biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Suriye'den çekilme kararını açıklamıştı. Bu hem Amerika'nın kendi içinde Washington'da bir takım tartışmalara sebep oldu, hem de bölgede çok yoğun bir takım tartışmalarla birlikte yeni ihtimalleri doğurdu. Sonrasında tabii yapılan bir takım başka açıklamalar söz konusu oldu ve bunlar içerisinde Trump'ın son olarak yani biz Suriye'den çekileceğiz dedik ama öyle zannettiğiniz gibi bir çekilme değil manasında olan sözleriydi. Ve aynı zamanda tabii Bolton'ın İsrail'de biliyorsunuz İsrail'deydiler bu üçlü ve İsrail'de yapmış olduğu bir açıklama var. Yani Türkiye'nin herhangi bir şekilde Kürtler konusunda garanti vermesini istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu Türkiye'den sert bir tepki gördü. İktidar nezdinden yapılan açıklamalarda biz Kürtlere karşı bir hareket içinde olmayız, biz terör örgütlerine karşı bir hareket içinde oluruz açıklamaları geldi. Bu birinci madde. İkincisi, yılbaşında biliyorsunuz bazı Suriyeliler Taksim Meydanı'nda kutlama yapan insanların arasına karıştı ve kendileri de tabii bir şekilde kendilerince kutlama yaptılar ve oradaki bir takım görüntüler tepkilere neden oldu. Tabii bu tepkilerin ifratla tefrit arasında böyle bir yelpazeye yayıldığını belirtmek lazım. Peki Suriyelileri ne şekilde görmek lazım? Mülteci nedir, ne değildir? Suriyeliler neden buradadır? Bu insanların düşünceleri nelerdir? Ve kamuoyunda bu insanlara yönelik olarak yapılan tartışmalar ve yöneltilen eleştiriler ne anlama geliyor? Ve aynı zamanda tabii bütün bunları hep birlikte ele aldığımızda 2019'da Suriye'yi, Suriyelileri, Kürtleri, Türkiyelileri ve bunun yanında tabii bölgedeki devletleri neler bekliyor? İşte bütün bunları konuşmaya çalışacağız. İki çok değerli stüdyo konuğum var. Evrensel Gazetesi köşe yazarı Sayın Ercüment Akdeniz. Hoş geldiniz. Hoş. Gazeteci, çalışma arkadaşım, dostum Çağlar Tekin burada. Çağlar Tekin Necati ile birlikte siz Yol TV'de Perşembe akşamları günün sonu diye bir program yapıyorsunuz. Evet. Günün sonunda diye bir program yapıyorsunuz. Ve orada tabii onlar da haftalık olarak gündemi konuşuyorlar. Ama biz bugün dedik ki Çağlar olmaz böyle her hafta orada. Bu hafta da buraya gelip burada bize anlat. Ve şimdi tabii bu iki stüdyo konuğumla birlikte kitaplarından, özellikle Suriye konusundaki kitaplarından, Arap Baharı'yla ilgili yani tırnak içinde yazdığı kitaplardan tanıdığımız yazar Hamide Yiğit de programın konuğu olacak. Ve Hamide Yiğit Ankara'dan bağlanacak da biz Skype bağlantısı yapacağız kendisiyle ilerleyen dakikalarda. Bu üç isimle programı götüreceğiz. Şimdi bu iki başlık özellikle, yani bir tarafta işte hani kısaca mülteciler, diğer tarafta şu anda Suriye'nin kuzeyindeki durum olarak eğer değerlendirecek olursak, önce bu genel itibariyle gelinen durumu ve işte Amerikalıların ziyaretini bir şekilde şey yapalım, ele alalım. İstersen Çağlar senle başlayalım. Nedir şimdi mesela bu üçlü, yani şey Bolton, Jeffrey ve Dunford neyle geliyorlar Türkiye'ye? Ne var çantalarında? Şimdi planların ne olduğunu bilmiyoruz elbette ama öngördüğümüz şey şu olabilir en fazla. Suriye'nin geleceğine dair ve burada YPG'nin, yani Kürtlerin de korunmasına yönelik, TSK'nın buraya dokunmadan Suriye'nin Fırat'ın doğusuna girmesine yönelik bir planla gelecekleri ortada. Yani Trump'ın dünyada pek beklenmiyormuş algısıyla ortaya çıkan biz Suriye'den çekiliyoruz ki aslında beklenen de bir durumdu. Geçmişte de bunu söylemişti yıl içinde. Evet. Söyleminin ardından bir gerilim yaşandı. Şimdi Türkiye'de buraya bir ortak olma isteğini dillendirdi. Trump'ın buna söylediği şey de IŞİD'le mücadeleyi biz Türkiye'ye bırakıyoruz. Kabaca söylüyorum. Ama bu esnada Amerika'nın kimi rezervleri de oldu Türkiye'ye karşı. İşte özellikle Kürtlere karşı bir operasyon yapılmasını istemiyoruz açıklaması sık sık geldi. Şimdi Türkiye'de burada biz zaten işte Ankara'nın talebi olarak biz buradaki terör örgütüne YPG'ye karşı gireceğiz diyor. Elimizdeki tablo yarınki durumda ki Amerikan medyasında da kimi şeyler yansıdı, kimi iddialar yansıdı. Bunları yarın biraz daha net muhtemelen göreceğiz. ABD'nin elinde bir planın olduğu ki evet bir plan var muhtemelen. Bu planın da Suriye'yi birkaç parçaya ayırıp TSK ile Kürtlerin temas etmesini engelleyerek Fırat'ın doğusunu TSK'ya teslim etme gibi bir niyetlerinin olduğu gözüküyor. Türkiye'nin kimi taleplerinin olduğu bu başlıkta yine söylentiler arasında ki bunlar evet muhtemelen böyle talepler var. Ne bunlar? ABD'den hava desteği gibi bir dizi talepte bulunuyor. Rusya'dan keza cumartesi günü gitti bir işte heyet görüşme yaptı. Rusya'dan bir yeşil ışık aradılar bu işe ki Rusya'dan da istediğini bularak dönemedi Türkiye muhtemelen. Gözüken tablo en azından bu biçimde. Yarın gerçekleşecek toplantı bu başlıkta Türkiye'nin Suriye'nin geleceğine yönelik Kürtleri de karşısına alan bir biçimde ABD'nin arkasında durmasını isteyeceği söylenebilir. ABD'nin bunu çok kabul edecek bir tablosunun olduğunu düşünmek de şu an için gerçekçi değil. Böyle bir gerilim yaşanacak orada. Çünkü ABD'nin defterinde sadece Kürtler yok. İşte İran'ın bölgedeki varlığının kısıtlanması, Suriye'nin geleceğine yönelik kimi şeyler var. Ne bu ki Suriye'nin geleceğine yönelik olan şeyler? Irakvari bir model belli ki istiyorlar Suriye içinde. Yani birkaç parçaya bölünmüş, merkezi ağırlığını yitirmiş. Aynı zamanda İran'ın özellikle İsrail hattına girmesinin engellendiği bir bölge isteniyor. Keza işte Netanyahu'da Golan Tepelerinin yani İsrail işgali altındaki Golan Tepelerinin kendilerine devri, İsrail'e devri Suriye toprağı olmaktan çıkarılıp İsrail'in toprağı olarak tanınmasını talep ettiğini biliyoruz. Hı hı. Şimdi tüm bu denklemin içerisinde tabii bir işin içinden bir çıkışsızlık en sonu Türkiye'nin de karşısına gelecek. Çünkü ABD'nin Türkiye'den istedikleriyle Türkiye'nin bölgede yapmak istedikleri arasında bir yerden sonra bir tezat var. Hı hı. Yani ABD bir şekilde Kürtlerle ilişkisini de koruyarak bölgedeki ağırlığını korumak istiyor. Ama Türkiye bunun tersi bir yerde duruyor. Bu anlamda bir gerilim yaşanacak. Türkiye'nin istediğini alma kısmı da biraz daha seçime yönelik bir yatırım her şeyden önce. Çünkü Türkiye bir seçime gidiyor ekonomik kriz esnasında. Bunun öncesinde Türkiye bir operasyon da istiyor bölgeye. Muhtemelen bunu verecekler. Türkiye en azından kimi kentleri yani Kobani gibi kentlere girmemekle beraber Fırat'ın hemen doğusundaki kimi yerlere girebilecek bir tablo ortaya çıkacak muhtemelen bu görüşmelerin neticesinde. Oho. Evet. Ercüment Akdeniz sen ne diyorsun? Şimdi şöyle bu Astana ve Cenevre görüşmelerine baktığımız zaman özellikle son İstanbul zirvesinde, dörtlü zirvede ki Amerika orada yoktu ama gölgesi üzerindeydi. Orada ısrarla söylenen şey yani bu işte sona gelindi. Artık bir toplumsal sözleşme, uluslararası güçlerin de gözlemci olduğu bir sözleşmeye ihtiyaç var. Bir anayasa yapım süreci ve anayasa komitesi gündeme gelmeli ve Suriye'nin siyasal dizaynı yeniden yapılmalı diye bir noktaya gelinmişti. Şimdi bu süreçte bu Trump'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hamlesi aslında masayı yeniden dağıtan, kartları yeniden karan yeni bir tablo çıkardı. Tabii bu tablo biraz belirsiz bir tablo. Çünkü biliyoruz ki 2019 ajandası var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Her ne kadar Senato içinde ya da Amerikan yönetimi içinde çeşitli çatlaklar ve tartışmalar olsa da kısmen statik hale gelen uluslararası dengelerde ve özellikle Orta Doğu dengesinde yeni bir hamle içerisinde olduğunu biliyoruz, seziyoruz en azından Amerika Birleşik Devletleri'nin. Dolayısıyla ben Trump'ın çılgınlığı ya da yalnızlığı olarak bu hamleyi değerlendirmiyorum, görmüyorum. Yani stratejik bir hamle var. Pentagon'da içinde olduğu bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Biz biliyoruz ki yani silahlar ve silah tekelleri bir bölgeden, bir çatışma bölgesinden çekiliyorsa, uluslararası tekellerden söz ediyoruz, onun yerine inşaat tekelleri girer, yatırım tekelleri girer. Yani işin bir de ekonomik boyutu var. Suriye dizayn edilirken hangi sermaye güçleri nerede ne kadar söz sahibi olacaklar, o altyapıyı nasıl inşa edecekler, toplu konut inşaatlarını kimler alacak, bunların da pazarlığı, doğrusu bu zirve pazarlıkların arkasında yapılan işler. Tabii işin şöyle bir boyutu da var. Suriye denklemi ve Suriye'nin kuzeyi olarak konuşuyoruz, tartışıyoruz müdahale biçimini, ama biliniyor ki, hepimiz de biliyoruz ki bütün dengeler birbirine bağlı. Burada kısa gün hesabı karlıyım çıkan herhangi bir yerel ya da uluslararası güç orta vadede ve geniş ölçekte büyük zararlarla masadan kalkabilir. Ne anlatmak istiyorum? Şimdi yeni kartların karıldığı masada çok açık görülüyor ki İran'a yönelik bir operasyon gündemde olacak ve burada Türkiye NATO gücü olarak, NATO'nun müttefik gücü olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefik gücü olarak aktif hale getirilmek isteniyor. Bu hamlenin kendisi Türkiye'yi kendi başına uluslararası çatlaklardan da yararlanarak ne kadar bağımsız bir proaktif güç halinde tutabilir? Burası çok tartışmalı. Çünkü süreç giderek sıkıştı Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ve bu sıkışmada manevra alanları Türkiye için daha da azaldı. Toparlarsak, yani işin ucunda İsrail-Suriye gerilimi, İsrail-Lübnan gerilimi, İsrail-Filistin gerilimi gibi Güney Orta Doğu'dan tam olarak neyin geleceğini bilmediğimiz ama İsrail'in çok daha atak hale geleceği bir tabloyla karşı karşıya olacağız. Yani İsrail daha aktif bir pozisyon alacaktır. İran'a yönelik yaptırımlar, bunlar siyasi, ekonomik ve benzer yaptırımlar olacaktır. Türkiye'yi bir seçeneğe zorlayacaktır. Bir konu daha var, onu da es geçmemek lazım. Ukrayna Başkanı Poroşenko geldi, Türkiye'de temaslarda bulundu. İşte kilisenin ve din bağımsızlığını da o manifestoyu da Türkiye'den ilan etti. Orada da yani onun yaptığı çağrılara baktığımız zaman, bir özel televizyon kanalına da demeçler verdi. Türkiye artık daha cesaretli olmalıdır. NATO ve Avrupa Birliği ile birlikte Rusya'nın hamlelerine karşı birlikte hareket etmeliyiz yönünde bir basınç uyguluyor. Yani Avrupa Birliği'nden ve Amerika'dan gelen, Kafkasya rüzgarlarından gelen o basınç da Türkiye'yi bir tercih yapmaya zorlayacaktır. Dolayısıyla bir bölge gücü olarak bugüne kadar bu çatlaktan yararlanmış ve kendisini göstermiş olan Türkiye'nin kuzeyde, yani Kafkaslar'da, Ukrayna denkleminde ve aşağıda yeni gelişmelerle nasıl bir tercihe gireceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama seçeneklerin daha daraldığı, büyük güçlerin daha çok sahaya ağırlığını koyduğu bir denklemle karşı karşıyayız. Evet. Şimdi bakalım Hamide Yiğit ne söyleyecek bütün bu genel başlıklarla ilgili olarak. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, sen şu anda gelinen durumu nasıl görüyorsun? Yani bir Trump'ın çekilme kararı, ardından tabii yaşanan gelişmeler, tartışmalar, karşılıklı açıklamalar ve son olarak Amerikan üçlüsünün şu anda Ankara'da olması ve yarın temaslarda bulunacak olması, nasıl okumamız lazım bütün bunları? Evet, şimdi ABD'nin, daha doğrusu Trump'ın aniden çekiliyoruz deklarasyonundan sonra bütün taraflar açısından bu açıklamanın çok hızlı ve çok ani olduğu doğru, bir şok etkisi yarattı esasında. Bunun üzerine aslında yol haritası belirlenememişken, nasıl diyor yol haritası, işte Trump'ın çekileceğiz, ABD güçleri evlerine dönüyor açıklamasından sonra Türkiye hemen yarın Fırat'ın doğusuna operasyon yapacakmış gibi hazırlıklıyken birden erteledi. O anlamda böyle bir etki yarattı bu hızlı açıklama. Bir sürüncemeye, daha doğrusu sürece bırakıldı daha sonra. ne kadar hızla çekileceği hala tartışmalı. Çekilecek mi tam olarak, bu da tartışmalı. Bana göre tam olarak ABD bölgeden çekilmeyecek. ABD Suriye'den biz yenildik ve gidiyoruz dememek için çekilebilir, ama Suriye'den de tamamen çekilmeyecek, bölgeden hiç çekilmeyecek. Yani ileriki vade için planları hala devam ediyor. Özellikle İsrail'in güvenliği meselesini çözemediği için, daha doğrusu dibine kadar karmaşıklaşan bir mesele olarak hala ortada durduğu için ben öyle diyorum, bölgeden çekilmeyecek gibi görünüyor. Şimdi çekileceğiz açıklamasından sonra Türkiye Fırat'ın doğusunu hedef gösterirken aslında ilk hedefinin ve bana göre tek hedefinin Minbiç olduğu bir hamleyi de erteledi üstelik. Evet. Fırat'ın doğusuna operasyonu ertelemesinin yanı sıra Minbiç'le ilgili ABD ile bir yol haritasını belirleme üzerine bir sıkıştırma hamlesi yapıyordu ki o dahi ertelendi. Onun üzerine tabii ki Bolton'la birlikte gelen bir ekip, yani ciddi bir diplomasi trafiği başladı. Bu diplomasi trafiğinin altında yatan birinci sebep bana göre Kürt bileşenleriyle Şam'ın yakınlaşması ABD'de ve Trump'ta büyük bir rahatsızlık yarattı diye düşünüyorum. Türkiye'ye havale edilen sözde IŞİD'in artıklarıyla mücadele çok gerçekçi değil. Sahada karşılığı yok aslında. Çünkü IŞİD nerede? IŞİD daha Albu Kemal bölgesinde, yani Suriye'nin doğusunda, Irak ile Suriye arasında bir yerde. Türkiye'nin o IŞİD artıklarıyla mücadele etme pratiği gerçekte, yani gerçek karşılığı söz konusu değil. Orayla şu anda mücadeleye devam eden KSD birlikleri var. Suriye birlikleri Fırat'ın doğusuna geçti. IŞİD'in kalıntılarıyla mücadele edecek olan Suriye'nin bu yerel iradeleri, bana göre IŞİD'in geriye kalanları. Amerika'nın bundan sonraki hamlesi ne olur bilemiyorum, ama bu aşamada bu diplomasi trafiği bir miktar Türkiye'den Kürt yapılara dönük operasyonla ilgili bir garanti alma isteği, iki, taraflara devredilen IŞİD'le mücadele hamlesinde Türkiye'yi birincil müttefik olarak sürekli önde görmek istiyor diye düşünüyorum ABD. Evet, yani Türkiye'nin bir şekilde sahaya sürülmesi zaten aslında sahada, ama biraz daha ortam karmaşıklaştı ve Amerika Birleşik Devletleri bir yandan Türkiye'yi bir şekilde sahada görmek istiyor aslında. Görmek istiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bir yandan bu süreçte az önce dediğim gibi Şam'la Kürt bileşenlerin yakınlaşması ciddi bir rahatsızlık yarattı. Yer yansımalarını görebiliyoruz. Keza Netanyahu'yu da rahatsız etmiştir. İkinci olarak Türkiye burada çıkmazları gördü ve İran ile Rusya'ya daha çok, yani koparmak istedikleri cenahtan kopamayacak, daha çok yanaşacak. Bu adım da bu öngörü de var diye düşünüyorum. Öte yandan İdlib de çok hareketlendirildi. Evet. Yani onu birlikte paralel düşünmek lazım. Hiçbir şey kendiliğinden gelişmiyor bu sahada. Hani adımlar, artık stratejik adımlar çok uzun vadeli tasarlanmıyor, kurgulanmıyor olabilir. Kısa vadeli de kurgulansa, ama gerçekten bir kurgu var. Tesadüf gelişmiyor hiçbir şey hala. İdlib'deki bu HTŞ'nin, Nusra Cephesi'nin hareketlenmesi, alabildiğine alan genişletmesi bu Fırat'ın doğusuna dönük kurgularla paralel olarak değerlendirilmek zorunda. ABD'nin bu gelişi, bu diplomasi trafiğinde arkasından bana göre İsrail'e de güvence verilecek. Türkiye'den nasıl bir garantiyle ayrılacaklarsa buradan, onun akabinde evet İsrail'e garanti verecekler, çünkü İsrail'in de kaygısı neredeyse tavan yapmış durumdadır diyebiliriz. Evet. Peki Hamide Yiğit, sana tekrar döneceğiz. Şimdi stüdyoya dönelim. Evet Çağlar, yani şimdi bir şekilde bir özetini konuştuk meselenin. Tabii burada Türkiye özelinden bakacak olursak, yani şu anda Türkiye'nin önündeki seçenekler neler? Yani Suriye ile ilgili olarak. Bütün tabii tarafları, Türkiye'nin bu taraflarla olan ilişkisini dikkate aldığımız zaman. Şimdi Türkiye'nin, yani Erdoğan'ın sözünü verdiği bir IŞİD'le mücadele konseptine girme şansı zor. Neden zor? Bunun çift tarafı var. Bunlardan bir tanesi işte Hamide Hanım da söyledi. Yani IŞİD'in artıklarının kaldığı son bölge Suriye'nin yüneyi. 250 kilometre falan içerideler yani. Evet. Yani bu 250-300 kilometrelik bir bölge Türkiye için önemli bir durum. Buraya bir askeri operasyon yapmak ciddi sıkıntı ve bunun ikmal hatları, bunun burada bir operasyon yapacak meşruiyet sağlamak, burada konuşlanmak gibi bir dizi ihtiyaç istiyor ve askeri olarak bu çok kolay sağlanabilecek bir durum değil. Zaten Türkiye bununla ilgili öncelikle Amerika'ya gitti. Yani Amerika'dan bir hava desteği ve ciddi bir ekipman desteği, lojistik desteği istedi. Şimdi bu desteği talep etmesi zaten Amerika'nın oradan çıkmaması anlamına geliyordu. Bir diğeri aynı zamanda yani Suriye hava sahası Rusya tarafından ağırlıklı olarak kontrol ediliyor. ABD ile Rusya'nın ilişkileri de bu anlamda zaten bir telefon temasıyla sürekli bir temas halinde olmalarından kaynaklı olarak ABD Rusya ile bu ilişkiyi böyle yürütüyor. Türkiye'nin cumartesi günü Moskova'dan istediği izin de buna yönelik bir hamle içinde. Ama anlaşılan o ki burada da bir Rusya'nın yeşil ışık yakmadığını görmüş oluyoruz en azından. Şimdi tüm bunları ortaya koyduğumuz durumda Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda ne yapabileceğini baktığımızda bu işler o kadar yani Türkiye'nin düşündüğü gibi en azından Erdoğan'ın ilk başta söylediği gibi Trump'a bir söz verme hali yani biz gideriz IŞİD'i temizleriz sizin yerinize meselesi o kadar kolay gözükmüyor. Hı hı. Bunlardan bir diğeri şimdi işin diğer tarafı Rusya boyutuna baktığımızda Rusya Suriye'nin bütünlüğü için bir masa düzenleyip bu bütünlüğü korumaktan yana. Ama Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda böyle bir hakimiyet sağlamış olması demek Suriye'nin bütünlüğü için de çok gerçekçi bir durum değil. Bu anlamda Rusya'nın ciddi şerhleri var. Öncelikle Rusya'nın zaten bir yandan da İdlib meselesini masaya getirmesi ki şu an işte İdlib'de yaşanan son gelişmelere baktığımızda Nusra Cephesi Türkiye destekli cihatçıların hemen tamamını sahadan silmiş durumda. Hı hı. Önümüzdeki hafta birkaç operasyonun yapılacağını daha söylemek zor değil. Buralara da baktığımızda yani bu Atme hattının da değişmesine baktığımız durumda Türkiye'nin Fırat Kalkanı ya, operasyon alanıyla Afrin hattının dahi kesilmesi gibi bir ihtimal söz konusu olacak. Böyle bir durumda İdlib bölgesi Rusya ve Suriye'nin operasyonuna da çok meşru bir zemin sunmuş olacak. Çünkü Türkiye burada taahhüt ettiği, Ekim ortasında tamamlamayı taahhüt ettiği, yıl sonunda tamamlamayı taahhüt ettiği kimi şeyler var. Bunlar yıl sonuna doğru artık bu Halep üzerinden Laskiye'ye uzanan yolun da açılması gerekiyordu. Bölgede silahsız hazırlanan alanın tamamen temizlenmiş olması gerekiyordu gibi. Oysa bu bölgelerden Suriye ordusuna sistematik bir biçimde sürekli saldırılar gerçekleşiyor. Rusya'da ilk defa geçen hafta bir hava operasyonu yaptı uzun bir aranın ardından İdlib hattına. Yani Türkiye bu anlamda giderek sıkışan bir noktada da aslında yer alıyor. Bir yandan diğer tarafa Kürtler üzerinden yaşanan gelişmelere baktığımızda da şimdi orada şöyle bir gerilim var. Ne Rusya ne ABD Kürtleri orada bir terör örgütü olarak algılamıyor. Her iki tarafında böyle bir algısı yok ama Türkiye'nin burada temel vurgusu burada Kürtleri yani YPG en azından YPG ve YPG'yi destekleyen BİLO genel olarak terör örgütü olarak addedip operasyonları IŞİD'i ve YPG'ye karşı yapmayı istiyor. Buna zaten ne ABD'nin ne Rusya'nın ne de Suriye'nin ışık yakmayacağı aşikar. Hı hı. Ama onun yanında yani IŞİD operasyonu tekrar başa dönersek IŞİD operasyonunu yapması için de bu bölgeden bir şekilde geçip 250-300 kilometre bir güney hattına inip buraya konuşlanması gerekiyor ki bu da hava operasyonu olmadan neredeyse imkansız çünkü Türkiye bunu özellikle Afrin harekatında gördü. Yani Rusya'nın hava alanını kapattığı durumlarda Türkiye ilerleyemez hale geldi ki burada bile Türkiye'nin hemen hemen 20-25 kilometrelik bir derinliğe girdiğini görüyoruz. Yani Elbukemal kısmı ise 300 kilometreye ulaşan neredeyse bir derin hat ve çok daha farklı bir coğrafi yapıya sahip. Rusya o dönemde Afrin durumunda da Türkiye'yi zaman zaman hava hattını kapatarak operasyonun yavaşlamasını sağladı. Yani oradaki YPG'li, Afrin'deki YPG'li birliklerin Terrifat üzerinden Suriye'nin geri kalan kısmına aktarılmasına izin veren kısmı aslında Rusya'nın havaalanını kapatmasıydı. Türkiye'nin hava sahasını kapatmasıydı. O yüzden bu derinlikte bir operasyonu Türkiye'nin yapma şansı yok. Bunu tekrar söylemiş olmak gerekiyor. Bir diğer bu işin kısmı Türkiye böyle bir operasyon heveslenirse bu iş gerçekten daha sıkıntılı bir hal alabilir. Yani şimdi Suriye'de cihatçılara yönelik mücadele büyük oranda kapandı. İdlib küçük bir blok olarak kaldı. Artık Suriye'nin temel konusu ABD ve Kürtler üzerinden Fırat'ın doğusundaki kısmın ne şekilde şekilleneceği üzerine bir pazarlık dönecek. Suriye'nin geleceğini bu belirleyecek. İdlib değil. Yani İdlib bir şekilde tasfiye edilecek bir terör coğrafyası olarak duruyor. Şimdi Fırat'ın doğusu olan kısma baktığımızda da Türkiye'nin eli burada giderek daha zayıflayan bir boyuta doğru geliyor. Hem Kürtler üzerinden, çünkü Batı bloğunda da, yani şimdi Afrin'deki YPG birlikleriyle Fırat'ın doğusundaki YPG birlikleri arasında dünyanın bir bakış açısı farkı var. Afrin doğrudan IŞİD'le mücadeleden bir hatta değildi. Ama Fırat'ın doğusundaki kısma baktığınızda burası doğrudan IŞİD'le mücadele edilen hattın olduğu kısım. Bu hem Avrupa'dan hem ABD'den de ciddi anlamda tepki görecek bir operasyon olarak algılanabilir. Rusya da buna bu anlamıyla sıcak bakmıyor. Şam elbette sıcak bakmıyor. Nihayetinde Suriye toprağına, yani Suriye'nin Kürtleri, Şam'ın da vatandaşları. Şam da bu çerçevede yaklaşıyor meseleye. Türkiye burada bir çıkışsızlığa doğru gidiyor bir yandan. Çünkü ABD'nin bu talepleri, yani Fırat'ın doğusunda Türkiye'ye izin vermesinin bir başka boyutu da İran'la gerilimi Türkiye'nin üzerine yıkma gibi bir tablo var. Mutlaka bu da masaya geldi. Şu an henüz çok bunun çıktılarını görmüş olmasak da. Bu da yani İran başlığında Türkiye'nin adım atması demekte. Rusya, Suriye, İran hattıyla olan gerilimin yükselmesi anlamına gelecek Türkiye'de. Türkiye açısından Suriye hava sahasının da yine bu üç kuvvet tarafından kontrol edildiğini düşünürsek, Türkiye bu anlamıyla masada kalmayı düşünürken giderek elini daha zora sokan bir tabloya doğru ilerliyor gibi duruyor. Evet. Ercüment Akdeniz, sen mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan hani Kürtlere saldırı olmasın açıklaması sonrası iktidar tarafından yapılan biz Kürt kardeşlerimize herhangi bir şekilde saldırmayız açıklamasını samimi buluyor musun? Ya da aslında burada kastedilen ne tam olarak? Yani hani sahadaki gerçeği yansıtıyor mu? Ya sanırım şöyle bir durum var. Yani Türkiye'yi Suriye'deki proaktif operasyonlarından sonra en azından operasyonel gücü bakımından küçümsememek lazım. Hı. Afrin'de de çokça spekülasyon yapıldı operasyonlar zamanında. Fırat'ın doğusunda da yani benzer bir hazırlık vardı. Zaten mühimmat yığınağı vardı ve Amerika'nın son hamlesi olmasa gerçekten bir operasyon ihtimali de çok sıcak gündemdeydi. Burada ama yeni durum şu, bir operasyona Amerika'nın o bölgeden çıkmasıyla birlikte ihtimali zayıfladığına göre bir operasyondan çok iki şey kazanabilir. Bir, seçim öncesi ve iç kamuoyunda, iç politikada morali de yüksek tutmak için bir sınırlı bir operasyon. Yani bir girme çıkma ya da küçük bir cep elde etme gibi. İkincisi bu büyük operasyonel gücünü kullanarak pazarlık elde etmek. Yeni pazarlık alanları oluşturmak. Kimle? Rusya ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte bunu yaparak. Dolayısıyla küresel ölçekte, Suriye denkleminde, Suriye halkını uluslararası denklemde düşünen hiçbir devletin olduğunu düşünmüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürtlere yaklaşımını da bu temelde ele almak lazım. Irak örneği var, 90'larda gördük. Yani sonuçta kimyasal bir katliamla sonuçlandı. Bu yani uluslararası ölçekte emperyalistler ezilen halklara ya da ülkelere yaklaşımları küçük hesaplarda olmaz. Büyük ölçekte yaparlar ve bugün yanında olduklarını yarın çok kolaylıkla terk edebilirler. Dolayısıyla Suriye'deki Kürtler de her bakımdan yapılacak pazarlıklarla çok büyük acılarla da karşılaşabilirler. Bu gerçeği görmek lazım. Dolayısıyla daha köşeli konuşmak lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgeden çekilmesi kadar Rus emperyalizminin ve onunla birlikte İran'ın ve bölge gericiliklerinin Suriye'den elini çekmesi lazım. Bu hem Türkiye'de, Türkiye halkları için gerekli bir şey. Yani artık komşu ülkelerle ve Suriye ile komşuluk ilişkileri çerçevesinde bir barış sürecinin başlaması için buna ihtiyaç var. Hem de Suriye halkının ve Suriye halklarının kendi kaderini kendilerinin belirlemesi ve huzura kavuşmaları için buna ihtiyaç var. Yoksa masalar kurulduğu sürece, pazarlıklar yapıldığı sürece ne Suriye halkına ne de bölge halklarına huzur gelmeyecektir. Bu düşüncedeyim. Bir küçük dipnot daha düşmek isterim. O da şu, İdlib önemli bir örnekti orada. Yani kısa bir süre öncesine kadar bu Astana ve İstanbul zirvelerinde de çokça konuşuldu. Yani işte Türkiye'de 3,5-4 milyon mülteci var. Ne yapacağız biz bunları? Suriyeli var. İşte biz bunları geri göndermek istiyoruz. Operasyonun bir gerekçesi de böyle gündeme getiriliyordu operasyonların. Yani güvenli alanlar oluşturma, o güvenli alanlara yani parça parça belirli miktarda Suriyelileri geri göndermek. Yani güvenli alan olmazsa nasıl göndereceksiniz Suriyelileri geri ya da mültecileri? Şimdi güvenli alanların da ne kadar güvenli olduğu da tartışmalı hale geliyor. Şimdi içeride de çokça basınç var. İşte orada kurtarılmış bölgeler var, güvenli alanlar var. Bu Suriyeliler niye burada? Artık geri gitsinler. Yani böyle yükseltilen bir dil de var. Bunu da biliyoruz ama İdlib bunu gösterdi ki öyle çok da güvenli değil. Diğer bölgeler açısından da böyle. Yani yeni denklemde, yeni pazarlıklarda kimin nereden nereyi vuracağı da belli değil iç sahada. Dolayısıyla bu yeni göç akımlarına da neden olabilir. Bütün bu gelişmeler. Yani bırakalım geri dönüşleri. Oradan yeni göç akımlarına da neden olabilir. Dolayısıyla huzur için öncelikle bütün uluslararası güçlerin elini çekmesi gerekiyor ve Suriye'nin artık kendi geleceğine kendisinin karar vermesi gerekiyor. Hı hı. Evet, şimdi İdlib özeline dönelim biraz. Ne oluyor İdlib'de? Son günlerde tekrar başladı çatışmalar ve birbirlerine girdiler yine tabii bu örgütler. Yani İdlib'de şimdi zaten hani %70'lerin üzerinde bir Nusra Cephesi kontrolü vardı. Türkiye buraya işte Astana sürecinde garantör oldu. Türkiye'nin taahhüt ettiği şeyler neydi? Suriye ordusuyla bu cihatçı çeteler arasındaki bölgede 10-15 kilometre derinliğinde bir silahtan arındırılmış, ağır silahlardan arındırılmış çatışmasızlık bölgesi olacaktı. Bunun ilerleyen kısmında da Halep üzerinden Laskiye'ye giden yolların açılması, bu ilişkinin sağlanması gibi bir dizi Türkiye'nin taahhüdü vardı. Tabii Türkiye bu taahhütleri verirken diğer yandan da Türkistan İslam Partisi gibi, Nusra Cephesi gibi, El-Kaide ile daha doğrudan bağlantılı olan örgütler bunu tanımadıklarını söylediler. İdlib içerisinde bir ikinci gerilim hattı doğdu örgütler içerisinde. Bu daha önce de aslında Astana süreçleri içerisinde Suriye ve Rusya tarafından kullanılmış başlıklardı. Cihatçıları bu anlamıyla bir ayrıştırma süreci üzerinden söylüyorum. Hem Halep'in temizlenmesi hem Şam çeperinin temizlenmesi için benzer politikalar yürütülmüştü. Cihatçıların içinde uzlaşanlar bir şekilde teslim olmuş, affedilmiş vesaire. İdlib'e gönderilmişti. Ama İdlib'de de bu strateji uygulandıktan sonra son yaşanan gelişmelere baktığımızda burada içerideki bu cihatçı örgütlerin kendi gerilimleri yeni bir çatışmaya dönüştü. Özellikle Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna bir operasyon yapacağını söyleyip Minbiç hattına ÖSO birliklerini çekmesi ardından Nusra Cephesi bölgede ağırlığını arttıran bir dizi operasyona girişti. Şimdi bunun tam detaylarını bilmemekle beraber bu Zengi Tugayları gibi Tugaylar şu an tasfiye edilmiş oldu. Yani Nurettin Zengi Tugayları elindeki tüm kontrol ettiği bölgeleri yitirdi. Tamamına Nusra Cephesi girdi. Ve şu andan sonra anladığımız tablo şu ki TSK doğrudan buraya bir müdahalede bulunmadığı durumda Nusra Cephesi diğer cihatçı çetelerin kontrol ettiği bölgeleri de ele geçirecek. Yani şu an işte en son Atariv'i aldılar. Arika tarafına doğru bir operasyon yapacakları iddiası var. Şimdi tüm bunları değerlendirdiğimizde İdlib'de Türkiye'nin garantör olduğu bölgenin tamamı doğrudan El-Kaide'nin eline geçmiş oluyor. Bu neye yol açabilir? Bu öncelikle Suriye ve Rusya'nın operasyon yapma olasılığını arttıran işler. Şu an yapmaya başlayacaklarını düşünüyor muyuz? Şu an düşünmüyorum açıkçası. Şu an Fırat'ın doğusu daha öncelikli bir yere sahip Suriye sahasında. Yani olası bir doğrudan Suriye ordusuna karşı saldırıya geçilmediği durumda Suriye ordusunun bir operasyon yapmasını beklemek çok gerçekçi gözükmüyor. Fırat'ın doğusu meselesi kapanmadan önce tablo biraz daha bu biçimde şekilleniyor. Evet. Evet, şimdi yani Ercüment Akdeniz şeye girdi biraz, mülteciler meselesine girdi. Aslında ikinci bölüme de onu aktarmak istiyordum ben. Ama şimdi böyle madem bir girizgah da oldu, kısaca o konuya bir girelim. İkinci yarıda hem tabii aslında bu Suriye'nin diğer konuları, başlıkları, hem de bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Hamide Yiğit'e dönelim tekrar. Bakalım onun mültecilerle ilgili bu son günlerde yapılan bir takım tartışmalar var. O konudaki düşüncelerini alalım. Evet Hamide, seni dinliyoruz. Mülteciler sorununu çözmeye gelmişse eğer bayağı mesafe kat etmişiz demek ki bu Suriye krizinde. O çok daha tali bir mesele olarak duruyor maalesef. Şu anda öncelikli hala yine sahadaki askeri pozisyonlar. Evet. Ben mülteciler konusuna dönük fikrimi söyleyeceğim ama Ercüment Bey'di sanırım söyleyen. Eğer ABD çekilmeseydi Fırat'ın doğusunda bir sorun yok değil mi sesle? Yok, yok, seste bir sorun yok. Tamam. Seste bir tamam. Sorun yok. Ha, tamam, bende var demek ki. Evet. Eğer ABD çekilmeseydi Fırat'ın doğusuna dönük Türkiye'nin operasyon olasılığı çok yüksek. Sanırım böyle bir şey söylemişti. Ben o zaman da gördüğüm kadarını da ifade etmiştim. Şimdi de tekrar söyleyeyim. Fırat'ın doğusu hedef gösterilir iken hem Türkiye tarafından, Türkiye'de AKP'nin ileri gelenlerinin söylemleri üzerinden söylüyorum, hem de oraya transfer edilen cihatçı gruplar tarafından deklare edildi ki en baştan itibaren hep hedef Minbiç'ti. Minbiç'in ABD'nin sürekli ertelediği yol haritasını garantileme üzerine bir hamleydi. Yani artık bu yol haritasını sürekli ertelediniz ama artık onu belirleyelim üzerine dönük biraz baskı oluşturan bir hamleydi. Fırat'ın doğusuna dönük bir hamle büyük oranda ileriye dönük bir tehditten ibaretti. Ama o anda hemen gerçekleşecek bir hamle gibi görünmüyordu. ABD'nin aniden çekilmesiyle sahayı buyur hadi gel anlamına gelen böyle bir kapı açmasıyla birlikte işler daha da karmaşıklaştı. Dediğim gibi paralel olarak yani oradaki çıkmaz Fırat'ın batısında Minbiç ile Fırat'ın doğusu meselesi hala ortada dururken ve belirsizliğini korur iken İdlib'teki bu hareketlilik çok tesadüf değildir. Bu alanda evet hocamın söylediğine katılıyorum. Bu alanda ılımlı diye kabul edilenlerin Nusra Cephesi ve büyük bir oranda terör örgütü olarak kabul edilen diğer bütün El-Kaide artıkları tarafından ezilip geçirdiklerini gördük. Saha tamamen bunları ezip geçen El-Kaide uzantılı terörist diye tanımlanan grupların eline geçmiştir. Dolayısıyla burada Rusya ile Suriye'nin elini güçlendiren bir durum söz konusu. Hemen şu anda gayet meşru bir şekilde operasyon başlatabilirler. Ama muhtemel ki eğer Suriye ordusuna saldırı olmasa bu ikinci öncelikli olarak duracak. Birinci öncelik Fırat doğusu olacaktır. Çünkü Kürtlerle Şam arasındaki bu görüşmeler Türkiye'nin geleceğini belirleme konusunda çok önemli mesafe kat ediyor. Bütün yorumcular bu noktada aynı fikirdeler. Gözlemcilerin genel kanaati ilk defa ABD'yi korkutan bir tablo ortaya çıkıyor. Niye ABD'yi korkutan bir tablo? Gerçekten Şam hükümetiyle diplomatik temaslar, bölge hakimiyeti, bütün Suriye'nin bütün toprakları üzerindeki egemenliğini kurma yolundaki ilk kapıyı, daha doğrusu eşiği aştırmıştır. Bu anlamda epey bir tedirginlik vardır. Çağlar Bey'e katılıyorum. Sahadaki askeri mücadele Suriye'nin toprak egemenliğini korumada artık bir küçük bir pratikten ibarettir. Gerçekten Suriye'deki bütün öznelerin bir araya gelerek kendi geleceklerini kendilerini belirleyeceği bir sürecin her zamankinden daha yakın ve mümkün olduğu görülüyor şu anda. Mülteci meselesine gelince Musa Bey, siz de daha iyi bilirsiniz. Hepimiz biliyoruz aslında, uzun zamandır gözlüyoruz. Tek bir kategoriden ibaret mülteciler yok Türkiye'de ve diğer komşu ülkelerde. Örneğin Lübnan ve Ürdün'e sığınan mültecilerin büyük oranda geri dönüşleri neredeyse tamamlanmak üzere takip ediyoruz. yani kurtarılan, hayata döndürülen, kendi ülkelerine, kendi bölgelerine, kendi köylerine kafilelerce geri dönüşler oldu. Mülteciler gitti, evlerinde yaşıyorlar şimdi. Evet. Türkiye'den az bir miktarda, sanırım 300 bini bulmadı ama ona yakın bir miktarda Türkiye'den geri dönüşler oldu. Fakat büyük oranda mültecinin kaldığı ve ileride ne olacağı, ne yapacağı konusunda fikri olmayan mülteci yığınağı burada, evet, Türkiye'de. Bunlar aynı potada değerlendirilemez, aynı potada yol haritası da belirlenemez. Örneğin savaş mağduru olup oradaki ölmemek üzere yaşamını bırakan ama burada ölümden beter bir yaşam sürdüren bir mülteci kesim var. Elbette ki bunlar ilk etapta evleri güvenliyse, güvenli hale getirilmişse dönmek isteyecek olan ilk kafildir. Onun dışında bakın, Türkiye'nin kanatları altına aldığı onlarca cihatçı grubun 15 bin, en az 15 bin militanından söz ediliyor. O kadar militanın aileleri var Türkiye'de. Bunların bir yere gitme olasılıkları yok. Nereye gidebilirler? Eğer Türkiye kendi verdiği garantörlükle buna güvenli bölge de denilebilir. Öyle bir bölgeye yerleştirilebilirlerse ancak Türkiye'den gidebilirler ki bu da Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülecek bir mülteci transferi olmayacak. Bu çok sıkıntılı bir şey. Güvenli bölge, cihatçılar ve aileleri için istenen bir güvenli bölge anlamına gelir. Tamamen Suriye'nin istikrara kavuşturulmasıyla birlikte bu mülteci meselesi masaya yatırılırsa sağlıklı adım atılır. Buna rağmen hiçbir şekilde dönemeyecek durumda olan mülteci bir kesim vardır. En azından eline silah alanların kendileri ve aileleri. Onları da dikkate almak lazım ve ayrı bir kategori olarak duruyor önümüzde. Evet. Evet, daha sonra tabii bu mülteci meselesine tekrar döneceğiz. Şimdi bu bölüm için zaten son birkaç dakikamız. Eğer özetleyecek olursak Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilme kararı, daha sonrasında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan tartışma ve bu arada yapılan ziyaret, yarın işte sonuçları da hani belli olacak ve İdlib'deki durum, bunun yanında mültecilerin şu anda nasıl görülmesi gerektiği, bir şekilde mültecilerin nasıl tarif edilmesi gerektiği ve Türkiye'de mültecilerle ilgili yapılan tartışmalar. İşte bütün bunları bu bölümde konuşmaya çalıştık. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Daha sonrasında 3 konuğumuzla da ikinci bölümde devam edeceğiz.